25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü yaklaşırken kadınlar yine alanlarda, sokaklarda seslerini duyurmaya çalışacaklar. Şiddetle nasıl mücadele ediliyor? Kadınlar bu konuda neler yapıyor? Ee, yanımızda Cemile Baklacı var Kadınlar Birlikte Güçlü platformundan. Ee, merhaba Cemile Hanım. Merhaba. Ee, Türkiye'de şiddet neden durdurulamıyor? yüzyıllardır süren bir atayki sistemden bahsediyoruz. Çok kolay durdurulabilecek bir sistem değil. Yüzyıllardır beslenen bir şekilde de aslında devlet ve iktidarlar tarafından da pekiştirilip kendilerine doğru kullandıkları bir sistem çünkü. Ve aslında bir baskı iktidar kurma biçimi bahsettiğimiz şey şiddetin kendisi, şiddeti kullanma biçimleri de son dönemlerde bu kadar artışın sağlanması da tabii ki de bunun hem söylemsel anlamda hem de politikaların üretilmesi aşamasında aslında somutlaşabilir. Yani cinsel istismar e, afresatası arasını siz gündeme getirdiğiniz an aslında hem istismarı hem de şiddeti, tecavüzü aynı anda meşrulaştırma ve normalleştirme zeminini kurarsınız. E, benzer şekillerde yine getirilen yasalar var, e, düzenlemeler var. E, bu kadar kadın cinayetleri, şiddeti e, yaşanırken bir yandan bir bakıyorsunuz adalet sisteminin kendisinde e, inanılmaz bir e, gevşeklik ve rahatlık sürecini e, görebiliyoruz. E, cezasızlıkla ödüllendirilerek bir şekilde şiddetin ve cinayetlerin normalleştirilme sürecini ve teşvik edilme sürecini görüyoruz. E Tabii ki bunun sonuçları da her gün artan kadın cinayetleri. Gözümüzün içine soka soka, sokak ortasında farklı işkence materyalleriyle aslında daha da yoğunlaşan bir şiddetin kendisini yaşıyoruz. E, ve e, bu materyaller birlikte e, bir e, gördüğümüz şekilde de şiddetin kendisi bir kültürel form olarak, bir iletişim aracı olarak ve bir Baskı yöntemi olarak kullanılıyor. Peki hazır yasalar demişken özellikle son dönemlerde kadınların nafaka hakkını, İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284 numaralı yasanın kara propaganda yapılmasına nasıl yorumlarsınız? Yani bu konuda şiddet nasıl bir hal alıyor? Tabii ailen, aileyi yıkan yasa diye e, çok tartışıldan işte aileyi yıkan yasa 62-84 olarak söylendi. E, işte İstanbul Sözleşmesi'ne dair inanılmaz bir propaganda yine kara propaganda dediğiniz gibi yapıldı. Aslında bunun zemini tam da söylediğimiz şiddeti neden durdurulamıyor çok bağlantılı bir şey. Şiddeti durdurmak için var olan İstanbul Sözleşmesi ve bunun için uluslararası anlamda ilk aslında Türkiye'nin imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nin e, yansıması olarak 62 84 sayılı kanun çıkıyor aslında ve bu da şiddetin şiddetten hem kadınların hem çocukların önlenmesine dair aslında herkesi kapsayan 62-84 sadece bir cins ...üzerinden kavramsallaştırılmıyor. Şiddetin önlenmesine dair bir yasanın kendisi. Ve çokça gündeme gelen kadınların korunmaması... ...işte bir şekilde aslında önleyici ve koruyucu kararların aldırılmasındaki süreçlerde... ...uygulamalarda inanılmaz bir boşluğun yaratıldığı bir şey var. Aslında yasanın kendisi belirli zeminlerde şiddetin önlenmesine dair... ...çok iyi yasal süreçleri barındırıyor. İstanbul Sözleşmesi de zaten bunun en başında yapılan ve buna dair politikanın üretilmesine e, sebebiyet veren ve iktidarları da devleti de kadına yönelik şiddet ve cinayetlerinde e, bir şekilde bir şekliyle aslında kontrol eden raporlama sürecini, 5 yıl içerisinde raporlama sürecini yapan ve buna dair de politikalar üretmesini zorlayan bir yasa. Ee, bakıyorsunuz her gün e, günde neredeyse şu an Kasım ayı, Ekim ayı içerisinde de her gün iki kadın, üç kadın öldürülen bir süreçteyiz. Bu kadar kadın cinayetleri artarken İstanbul Sözleşmesi'ne laf yani e, laf söylenmesi çok tabii ki devletin kendisine de kendi ayağına bir şekliyle e, çarpan bir yasaya dönüşmüş durumda. E, 62-84'te tam da bu süreçte hiç uygulanamadığı bir durum var. Yani havada kalanan ve pratik anlamda da ayakların hiçbir şekilde oluşturulmadığı bir süreç var. Güleda'yı en son biliyorsunuz. Evet, Güleda 17 saat boyunca işkence edilerek en son emniyete yani etraftan e, duyulan sesler üzerinden e, e, ihbar edilmesi ve emniyete götürülmesi sürecinde yaralı olmasına rağmen e, ben şikayetçi değilim demesi üzerinden kadın tekrar geri gönderiliyor yani çok bariz bir şiddet durumunun ve korku baskı sürecinin olduğunu olduğu görülmesine rağmen e, tamamen e, orası göz ardı edilerek e, bilinçli bir şekilde aslında bırakılarak kadın e, geri gönderiliyor. Koruma kararı aldırılsa bile zaten o anda uygulaması da gerçekleşmiyor. Burada yine başka bir boşlukta şiddeti uygulayan ve şiddet e, yani e, güledayla şiddeti uygulayan erkeğin aynı anda ifadesi ya da aynı zamanda aynı yerde bulunmalarının ve böyle bir şekilde ifade alınmalarının inanılmaz bir aslında boşluk değil yaratılan önemsizleştirme ve normalleştirmeyi de gözlerimize seriyor aslında. Bir baskı varken kadının orada ifadesinin gerçek anlamda ifadesinin alınabilmesi ya da şikayetçi olup olmadığını sorulması gerçekçi değil bu anlamda ve buna dair de gerçekten kadının ölümüne doğru giden bir süreci işletilmiş oldu. Peki sizin topluluğunuz adı, e, topluluğunuzun adı da kadınlar birlikte güçlü. Kadınlar neden birlikte güçlü peki? Kadın dayanışmasının e, kadına yönelik şiddeti ve cinayeti önlemesinde önemi nedir? En büyük tehlikelerden biri kadına yönelik şiddette kadınların yalnızlaştırılması ve şiddetin e, her yerde e, bu kadar artması sürecinde de bu şiddetin kendisini normalleşme sürecine girmesidir. E, aslında kadınlar hem cezasızlıkla, e, şiddetten kurtulamayacağı algısının yaratıldığı bir yanıyla kadınların e, evlere kapatılmaya çalışıldığı aile kurumunun içerisine hapsedilmeye durum hapsedildiği süreçte de kadınların yalnızlaştırıldığı ve bir şiddete boyun eğmesi üzerinden de sürekli bir e, aslında pekiştiren bir yerden politikalar üretiliyor. E Burada kadınlar tam da bu yalnızlıktan, tam da şiddetin kendisinden kurtulabilir olduğunu, bunun kaderimiz olmadığını, bunun bir karşılığın olabileceği ve buradan çıkışların olabileceğini birbirimizden güç alarak görüyoruz ve birbirimizden güç alarak aslında bu şiddetten kurtulabiliyoruz. Bunun çok somut sonuçlarını aldık zaten. Hem davaları takip ettiğimiz davalarda aslında Cezasızlık verilirken kadınların oraya dahil olması ve kamuoya taşıması ile birlikte görünür hale gelen bir sorunu almış olduk ve davalarda kazanımla kısmen de olsa kazanımla sonuçlanabilecek süreçler işlettik. İşletiyoruz da kadınlar bu güçte birbirlerini aslında destek veriyorlar ve yanlarında oluyorlar. Şiddetin kadın biz, bizler üzerindeki etkisi inanılmaz bir yalnızlık, özgüven, e, eksikliğini hissetme, hiçbir şey yapamama, çaresiz bırakma, umutsuz bırakma halleri oluşuyor. ve Bu şiddetin sistematik olarak devam ettiği bir süreç var. E, bu nedenle kadınların yan yana gelip, e, hayır bu şiddetten kurtulabiliriz, bu e, senin suçun değil... E, bunu e, önleyebiliriz demek çok önemli. E, bir yanıyla da çok ciddi bir politika üretiliyor aslında buna dair. Yani sadece e, işte bir araya gelişlerden de ötesinin gerçekleşmesi gerekiyor. İşte önümüzde somut görüyor. İkinci yargı paketi e, tartışılıyor. Burada yine NAFAKA'nın tırpanması, 62-84'e dair düzenlemelerin yapılması, cinsel istismar affese tasarısının yeniden e, hmm. tasarın içerisine koyacağı gibi ciddi saldırılar var. Aslında uzun zamandır kadınların mücadele elde ettikleri kazanımlara dair inanılmaz bir saldırı var. Bu saldırılara karşı kadınların bir arada olmak durumunda olduğu, zorunluluğun olduğu ama zorunluluktan da öte bunun bir ihtiyaç ve artık yaşayabilmek için de aslında somut bir hal var. Peki kadına şiddetin uzun vadede önlenebilmesi için genç kuşağın da bu konuda farkındalığının artırılması gerekiyor. Bu konuda neler yapılmalı veya şöyle söyleyeyim genç kuşağın şu anda kadına yönelik şiddete karşı bakış açısı nasıl? Ee, aslında tam da birbirle bağlantılı olarak devam eden bir toplumsal cins yani toplumsal cinset eşitsizliğini üzerinden bir temellendirme yapılmaya çalışıyor toplumsal eşitliğinin yok edildiği, üniversitelerde bunun var olduğu zeminlerinin yine kaldırılmaya çalışıldığı işte milli eğitimde en son kadın erkek eşitliğine dair yapılacak düzenlemelerin kaldırılmaya çalışıldığı gibi e, her yerden aslında kadınların toplumsal alandaki her yerden e, böyle şiddete e, doğru evrilen bir şey var. Kültürel olarak bir ee, ...dediğim gibi kod haline dönüşmüş durumda. Genç kadınlarda da flört şiddetinin çok yoğun olduğunu e, biliyoruz. Ve flört şiddeti üzerinden de üniversitelerde e, yine e, yaptığımız hem konuşmalarda, görüşmelerde... ...hem de oradan çıkan aslında e, istatistik verilerde, araştırmalarda ve başvurularda da görüyoruz. Flört şiddetinin inanılmaz bir şekilde devam ettiği ve bunun e, kültürel anlamda yani bu eşitlik kavramı boşaltıldığı süreçte ve eşit değiliz fıtratında var dendiği süreçte bu şiddet normalleşmeye ve devam etmeye, artarak devam etmeye başlıyor. genç kadınlarda da bu mesele ciddi anlamda hayata önem taşımakta. E, Güleda'da olduğu gibi yine yani en yakın örnek diye onlarcası, yüzlercesi şu anda bu sene gerçekleşti cinayetlerden. ama Orada da şiddeti aslında şiddet üzerinden kurtulmaya çalışılan çalışan bir kadın bir şekilde aslında oraya da destek veren kadınlar oluyor. Bu şiddetten çıkış yöntemleri yöntemleri bulunmaya çalışıyor. Tabii bu yöntemler kadınların bir araya gelmesi, genç kadınlarda bu oranın yüksek olması da var olan son 10-15 ki politikaların karşılığını da nasıl olduğunu aslında bize göstermiş oluyor. Yani bunlar da paralel olarak ilerleyen bir süreç. Peki son olarak şunu sorayım. 25 Kasım'a e, 3 gün var. E, siz kadınlar birlikte güçlü olarak e, 25 Kasım'da ne yapacaksınız? Ana temanız nedir? Kadınlar, kadın cinayetlerinin acil önüne üzerinden aslında bir kampanya yürütüldü. Birçok yerde bildiri dağıtımları, e, buluşmalar ve e, Eylemsellikler gerçekleştirildi. Türkiye'nin birçok yerinde aslında, belirli şehirlerde kadınlar birlikte gücü üzerinden ya da kadın platformları da bir araya gelerek buna karşı ciddi bir aslında tepkisellik üretildi. Son 25 Kasım'a doğru giderken ki üç günden öncesinde dediğim gibi bu bu kampanya gerçekleşti. Son 3 günde de yine yoğun olarak 25 Kasım çalışmalarına devam ediliyor. Bildiri dağıtımları sokaklarda her sokakta dağıtılıyor. Ve 25 Kasım'da da tabii her kadının gelebilmesi bunun duyurusunun yapılması ve kadınların tam da bütün bu saldırılar karşısında ve artan kadın cinayetlerine karşı bir arada daha da birbirini güçlendirecek yerde olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Taksim'de 25 Kasım'da taksim Saat 19'da tünelde buluşacağız. Her kadının yanına kadınları da alarak oraya gelmesini bekliyoruz, istiyoruz. Birbirimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür o ederim. O zaman kadınlar birlikte güçlü kapatalım. Teşekkür <laughs> ederim ben de.